Merhaba sevgili seyirciler. 3 bölümlük Kainatın Efendisi Hazreti Muhammed belgeseliyle huzurlarınızdayız. Bu ikinci bölümde hicreti ve Medine dönemini anlatıyoruz. Hazreti Peygamber Aleyhisselam İslam'ı tebliğ için Mekke'de 13 yıl düşmanlarının zulümlerine ve Müslümanlara yapılan ağır işkencelere sabretti. Müşrikler mal, mülk ve iktidarla onu İslam yolundan çeviremediler. İdeali uğruna çok sevdiği memleketi Mekke'yi terk edip Medine'ye hicret etti. Ne var ki İslam düşmanları onu orada da rahat bırakmadılar. Nefes aldırmadılar. Haksız yere yurtlarından çıkarılanlar kendilerini kahramanca savundular. İslam peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam Mekke'den Medine'ye göç ederek yeni bir dönem başlattı. İslam toplumunu ve medeniyetini yapılandırma dönemi. O Resulullah'tı. O Hatemül Enbiya'ydı. O alemlere rahmetti. O fahri kainattı. Haç mevsimi gelince Mekke yakınlarına Ukaz, Mecenne, Zülmecaz gibi panayırlar kurulurdu. Hazreti Muhammed Aleyhisselam bu panayırlara giderek Kabe'yi ve putlarını ziyarete gelen bu Arap kabilelerini dolaşır, onlara Kur'an-ı Kerim okur, hak din İslam'a davet ederdi. Dolayısıyla Müslümanlığın Mekke dışında diğer kabileler arasında yayılmasından endişeye düşen Kureyş'in ileri gelenleri, Hazreti Muhammed'i etkisiz hale getirmenin yollarını aradılar. Hazreti Muhammed Aleyhisselam için ne diyelim diye düşündüler. En isabetli kararı vereceğini düşündükleri Mughire oğlu Velid'den yardım istediler. Velid, edebiyattan anlayan, pek çok şair ve hatibin düşünce ve bilgisinden yararlandığı, son derece zeki, zengin ve itibarlı bir yaşlıydı. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la görüşerek, ondan Kur'an-ı Kerim dinledikten sonra kanaatini şöyle özetledi. Ona sihirbaz demek başka niteliklerden daha uygun. Çünkü sözleri kardeşi kardeşten ayırıyor, akraba arasına ayrılık sokuyor. Bu sebeple onun sözleri sihir ve büyüden başka bir şey değil. Ona sihirbaz deyin, dedi. Kur'an-ı Kerim Velid'in bu tutumunu şöyle anlatır. İnnehu fekkara ve kaddara fe kutile keyfe kaddara sümme kutile keyfe kaddara sümme nezara sümme abese ve besera sümme edbera ve istekbera fe kâle in hâzâ illâ sihrun yu'zer. İn hâzâ illâ kavlul beşer. Böylece ona sihirbaz, büyücü demeye karar verdiler. Hazreti Muhammed Aleyhisselam kiminle, hangi toplulukla görüşse arkasından gidip sakın onu dinlemeyin, sözlerine kanmayın, büyücüdür, kardeşi kardeşten ayırır diye propaganda yapıyorlardı. Fakat müşriklerin bütün çabaları İslam nurunun yayılmasını önleyemeyecekti. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi. Hazreti Muhammed Aleyhisselam tebliğ çalışmalarını haç mevsiminde Mekke panayırına gelen Arap kabileleri üzerinde yoğunlaştırdı. Yan yana yaşadıkları Yahudilerden yeryüzüne yeni bir peygamberin geleceği inancını öğrenmiş olan Medine halkından 6 kişi İslam'ı kabul etti. Bir yıl sonraki haç mevsiminde Medineli Müslümanlar
Yanlarındaki 6 kişiyle birlikte Hazreti Muhammed'le görüşerek bağlılık yemin ettiler ve kabileleri arasında İslam'ı yaymaya söz verdiler. Bu olay Akabe biat olarak anıldı. Medineli Müslümanlar bu görüşme ve biatten sonra Müslümanlığın yayılmasına gayret etmek üzere Medine'ye döndüler. Umeyr oğlu Mus'ab'ı da beraberlerinde hoca olarak götürdüler. Mus'ab, Es'ad bin Zürare'nin evinde misafir oldu. Evs ve Hazreç kabilesinden Müslümanlığı kabul edenlerin evlerine birer birer giderek onlara Kur'an-ı Kerim ve din bilgileri öğretiyor, güzel ahlakı, nezaketi ve kibarlığıyla herkesi İslam'a bağlıyordu. Es'ad bin Zürare ve Mus'ab bin Umeyr'in gayretleriyle Medine'de Müslümanların sayısı hızla arttı. Evs kabilesi reislerinden Sa'd bin Muaz'la Üseyd bin Hudayr da Müslümanlığı kabul edince Evs ve Hazreç kabilelerinin tamamına yakını Müslüman oldu. Mus'ab, Medine'deki bu memnuniyet verici gelişmeleri Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a bildirdi. Müslümanlar bu duruma çok sevindiler. Bundan dolayı bu seneye Senetül İptihac yani sevinç yılı denildi. İkinci Akabe görüşmesinden sonra Mekke devrinin 11. yılı hicretten 19 ay önce Recep ayının 27. gecesi Peygamber Efendimizin İsra ve Miraç mucizesi gerçekleşti. İsra gece yolculuğu ve gece yürüyüşü, Miraç'sa yükseğe çıkmak ve yükselme aleti demekti. Bu büyük mucize gecenin bir bölümünde cereyan ettiği ve Hazreti Muhammed Aleyhisselam bu gece semalara ve yüce makamlara yükseldiği için bu mucizeye İsra ve Miraç denilmiştir. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya olan yolculuğu İsra suresiyle sabittir. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aqsa allazi barakna havlehu linuriyahu min ayatina innehu huves semi'ul basir. Resulullah aleyhisselam bir gece Kabe'nin Hatim denilen kısmındayken Cebrail'in getirdiği Burak denilen binekle Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya gelip burada namaz kılmıştır. Buradan da Miraç denilen alete binerek semalara yükselmiştir. Miraç'ta Allah-u Teala sevgili peygamberine nice alemler gösterdi. Kuluna vahyedeceğini vasıtasız vahyetti. Bu makamda Hazreti Peygamber aleyhisselama 3 şey verildi. 1. 5 vakit namaz farz kılındı. 2. Bakara suresinin son 2 ayeti Amener Resulü vahyedildi. 3. Ümmetinden şirk koşmayanların cennete girecekleri müjdesi verildi. Hz. Muhammed aleyhisselam Miracı ve Miraç'ta gördüklerini ertesi sabah anlattı. Müminler Resulullah aleyhisselamı tasdik ve tebrik ettiler. Müşriklerse inkar ettiler. Mekke devrinin 12. yılında Hac mevsiminde Medine'den Mekke'ye gelen ziyaretçiler arasında 73'ü erkek, 2'si kadın, 75 Müslüman vardı. Medineli Müslümanlar hacdan sonra yine Akabe tepesinde bir gece yarısı gizlice Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la buluştular. Dikkati çekmemek için her biri değişik zamanlarda ve ayrı yollardan gelerek burada toplandılar. İçlerinde Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın Medineli akrabası Neccar oğullarından Zeyd oğlu Halid, Ebu Eyyub el-Ensari de vardı. Hazreti Peygamber Aleyhisselam bir miktar Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra sevinçli halinizde de kederli halinizde de din işinde kusur etmeyeceğinize, hakkın yerine getirilmesi için hiçbir şeyden çekinmeyeceğinize,
yurdunuza hicret ettiğimde beni aileleriniz ve çocuklarınız gibi koruyacağınıza sizden söz vermenizi istiyorum, dedi. Medineli Zürare oğlu Esad, ya Resulallah, biz buraya sana biat etmeye geldik. Sen nasıl emredersen öyle yaparız. Çocuklarımızı, ailelerimizi nasıl korursak seni daha fazla koruruz. Sözümüzde dururuz. İnayet Allah'tandır, dedi. Hepsi de Hazreti Peygamber aleyhisselamın elini tutarak İslam yolunda gerekirse öleceklerine ant verip biat ettiler. Hazreti Peygamber'in ve Müslümanların Medine'ye hicreti de bu görüşmede kararlaştırıldı. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Akabe görüşmeleriyle Müslümanlık Medine'de yayılmaya başlamıştı. Dolayısıyla müşriklerin korktukları başlarına gelmişti. Mekke'deki Müslümanlar da birer ikişer Medine'ye göç ediyordu. Şimdi Hazreti Muhammed Aleyhisselam da Medine'ye gider, Müslümanların başına geçerse Mekkelilerin Şam ticaret yolu kapanabilirdi. Mekke müşrikleri Müslümanlara son derece kötü davranmışlar. Tarihte eşine ender rastlanan işkence ve hakarette bulunmuşlardı. Bunlar Medinelilerle birleşip kuvvetlendikten sonra kendilerinden öç alabilirler. Hicret bir yerden başka bir yere gitmek demektir. Mekkeli Müslümanlar müşriklerin baskılarından usanmıştı. Baskı ve zulümler iyice artmıştı. İkinci Akabe biatında Medinelilerin daveti üzerine hicrete karar verilmişti. Mekkeli Müslümanların hicreti Nübüvvetin 13. yılında Muharrem ayında gerçekleşti. Müslümanlar birer ikişer gizlice Mekke'den ayrılarak Medine'ye göç ettiler. Bir gün Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Resulullah aleyhisselama "Neden biz de hicret etmiyoruz?" diye sormuş. O da "Acele etme. Belki Allah sana hayırlı bir arkadaş verir." diyerek daha kendilerinin hicretine izin çıkmadığını anlatmıştır. Bu arada müşrikler Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın da gideceğini tahmin ettiler. Müşriklerin ileri gelenleri toplanarak Allah'ın elçisini öldürme planları yaptılar. Planlarına göre her kabileden bir kişi toplanarak peygamberi öldürecekti. Müşrikler planlarını hazırlarken Cebrail Aleyhisselam Resulullah Aleyhisselam'a gelerek bu gece yatağında yatmamasını, evini terk etmesini söyledi. Bu haberle Fahri Kainat Efendimiz'e doğduğu yerden hicret izni çıkmış oldu. Resulullah Aleyhisselam Hazreti Ali'yi çağırarak "Ben Medine'ye gidiyorum. Bu gece sen benim yatağımda yat. Hırkamı üstüne ört. Müşrikler beni yatıyor sansınlar. Sabah olunca şu emanetleri sahiplerine ver. Ondan sonra sen de hemen gel," dedi. Hava kararınca seçilmiş caniler Efendimiz Aleyhisselam'ın kapısında beklemeye başladılar. Onlar Resulullah Aleyhisselam kapıdan çıkarken öldürmeyi düşünüyorlardı. Hazreti Ali yatağa yattı ve üzerini örttü. Hazreti Peygamber bir avuç kum alarak kapıda bekleyenlerin üzerine saçtı. Resulullah Aleyhisselam Yasin suresinin "Biz onların önlerine ve arkalarına birer set çektik. Böylece gözlerini perdeledik. Onlar elbette göremezler" anlamına gelen 9. ayetine kadar okudu ve müşriklerin arasından geçip gitti. İlahi hikmetin sonucu olarak caniler Efendimiz'i göremediler. Sabah olunca müşrikler yatan kişinin Hazreti Ali olduğunu fark edince şaşkına döndüler. Alemlerin efendisini aramaya başladılar. Çabaları sonuçsuz kalınca onu bulana 100 deve verileceğini duyurdular. Böylece ne kadar kendini bilmez cani varsa onu aramaya çıktı.
Resulullah Aleyhisselam Efendimiz o gece evinden ayrıldıktan sonra Kabe'yi ziyaret etti ve "Ey Mekke! Sen Allah katında yeryüzünün en hayırlı ve bana en sevimli yerisin. Eğer çıkmak zorunda bırakılmasaydım senden ayrılmazdım" diye buyurdu ve Kabe'ye veda etti. Hazreti Ebu Bekir'i yanına alarak Mekke'ye 1,5 saat uzaklıktaki Serv Dağı'nda küçük bir mağaraya sığındılar. 3 gün burada kaldılar. Bu 3 gün içinde Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdullah onların yanına geliyor, Mekke'de olanları anlatıyor ve hava aydınlanmadan geri dönüyordu. Kölesi Amr bin Füheyre koyunlarını otlatırken Serv Dağı'na doğru gidip onlara süt veriyordu. Bu arada müşriklerin çabaları aralıksız devam etmekteydi. Müşrikler en sonunda iz sürerek Serv Dağı'na kadar geldiler. İlahi hikmetin sonucu olarak bir örümcek mağaranın girişine ağ örmüş, bir çift beyaz güvercinse mağaranın kapısına yuva yaparak yumurtlamıştı. Müşrikler mağaranın önüne gelince Hazreti Ebu Bekir, "Ya Resulallah, eğilip baksalar bizi görecekler" dedi. Efendimiz aleyhisselam, "Korkma, Allah'ın yardımı bizimledir. İki yoldaş ki üçüncüsü Allah'tır. Hiç endişe edilir mi?" diye buyurarak can yoldaşını sakinleştirdi. Bu arada müşrikler mağaranın girişindeki örümcek ağlarını ve güvercin yumurtalarını görerek "Buraya bakmak zaman kaybı olur. Zaten örümcek ağı da bozulmamış" diyerek oradan uzaklaştılar. Yüce Allah, Habibini ve onun yoldaşını müşriklere karşı bir örümcek ağıyla korumuştu. Örümcek ağı aslında müşriklerin gözlerinde ve kalplerindeydi. 3 gün geçtikten sonra Resulullah aleyhisselam ve can dostu yola çıktılar. İlk gün hiç dinlenmeden aralıksız sahili takip ederek Medine'ye doğru ilerlediler. Deve yürüyüşüyle 13 gün süren yolu 8 günde kat ettiler. Bu hicretle nübüvvetin ilk vahiyle başlayan Mekke dönemi bitmiş, Medine dönemi başlamış oldu. Kureyş müşrikleri Efendimiz Aleyhisselam'ın Medine'ye doğru yola çıktığını anlayınca onları getirenlere ödüller vereceklerini ilan ettiler. Kureyş müşriklerinin vereceği mükafatı almak için yola çıkanlardan biri de Büreyde isimli şanslı bir kişiydi. Büreyde varlık nurunu takibe çıkmış ama ilk görüşte yanlışını anlayarak yanındakilerle Müslüman olmuştu. Başındaki beyaz sarığı çıkararak mızrağının ucuna bağladı ve "Sizin gibi şanslı bir kafile bayraksız gitmemeli. İzninizle alemdarınız olayım" diyerek Kuba köyüne kadar Resulullah Aleyhisselam'a bayraktarlık yaptı. Hazreti Peygamber'i öldürmeye çıkan ama onun nuruyla aydınlanan bu kişi Allah'ın yoluna dönmüş oldu. Medineliler Resulullah Aleyhisselam'ın yola çıktığını duymuştu. Bu nedenle her sabah şehir dışına çıkarak alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz'i bekliyorlardı. Miladi 622 senesinin 23 Eylül'üne denk gelen gün öğleye kadar beklemişler, gelmeyeceğini düşünerek geri dönmeye karar vermişlerdi. Bu sırada yüksek bir yere çıkmış olan bir kişi uzakta beyazlar giyinmiş bir kafilenin geldiğini haber verdi. Medineliler büyük bir sevinçle bayrama hazırlanır gibi hazırlandılar. Allah'ın nurunu taşıyan İnananların en güzelini karşılamaya gittiler. Kafileyi Medine'ye 1 saat uzaklıkta olan Kuba köyünde karşıladılar. Resulullah Efendimiz burada Amr bin Avf oğullarında 14 gece misafir kaldı. Efendimiz Aleyhisselam burada Kuba mescidini inşa etti ve namaz kıldı. Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresinin 108. ayetinde bu mescit için takva temeli üzerine inşa edildiği anlatılmaktadır. 14 günlük misafirlikten sonra alemlerin efendisi ve onu karşılamaya gelenler Medine'ye doğru muhteşem bir konvoy oluşturarak hareket ettiler. Öğle vakti
Ranuna Vadisi denilen yere yaklaştılar. Resulullah Aleyhisselam burada hutbe okuyarak ilk cuma namazını kıldırdı. Resulullah Aleyhisselam Efendimiz Allah'a şükür ve hamd ettikten sonra hutbesini şöyle dile getirdi. Ey insanlar! Ölmeden önce Allah'a tevbe ediniz. Fırsat eldeyken iyi işlere koşunuz. Allah'ı çok anmak, gizli ve aşikar çok sadaka vermek suretiyle onunla aranızdaki bağı kuvvetlendiriniz. Böyle yaparsanız rızıklandırılır, yardım görürsünüz, kaçırdıklarınızı tekrar elde edersiniz. Biliniz ki Cenab-ı Hak içinde bulunduğum yılın bu ayında bugün şu bulunduğum yerde cuma namazını kıyamete kadar üzerinize farz kıldı. Hayatımda veya benden sonra adil veya zalim bir imamı olduğu halde önemsiz gördüğü veya inkar ettiği için kim bu namazı terk ederse Allah onun iki yakasını bir araya getirmesin ve hiçbir işine hayır vermesin. Biliniz ki böylesinin tevbe etmedikçe ne namazı, ne zekatı, ne haccı, ne orucu, ne de herhangi bir iyiliği Allah katında bir değer taşır. Ancak kim tevbe ederse Allah tevbesini kabul eder. Cuma namazından sonra Hazreti Muhammed Aleyhisselam Medine'ye hareket etti. Medine tarihinin en önemli gününü yaşıyordu. Halk bayram sevinci içinde Küba'dan itibaren yolu iki taraflı doldurmuştu. Kadınlar şiir söylüyor, çocuklar Resulullah geldi, Resulullah geldi diye bağırışıyor. Küçük kızlar def çalarak şenlik yapıyorlardı. Medine halkı Hazreti Muhammed'in gelişinden duyduğu sevinci hiçbir şeyden duymadı. Cuma namazı bittikten sonra kafile Medine'ye doğru hareket etti. Medine halkı yollara dökülmüş bayram sevinci içinde kutlu Nebi'yi beklemeye koyulmuştu. Kimi kadınlar şiir okuyor, kimileri def çalıyor, küçükler sevgilerini çocukça dile getiriyordu. Zaman sevinç zamanıydı. Kafile gözükünce herkes Efendimiz Aleyhisselam'ın nurlu yüzünü görmeye çalışıyor, sevinçlerini şarkılara döküyorlardı. Güzeller güzeline söylenen şarkılardan biri de şöyleydi. Ay doğdu üzerimize Veda Tepesi'nden. Şükür gerekti bizlere Allah'a davetinden. Sen güneşsin, sen aysın, sen nur üstüne nursun. Sen Süreyya ışığısın, ey sevgili, ey Resul. Ey bizden seçilen elçi, yüce bir davetle geldin. Sen bu şehre şeref verdin, ey sevgili, hoş geldin. Ey Resul, sana söz verdik, doğruluktan ayrılmayız. Sen ey esenlik yıldızı, senin sevginle doluyuz. Nihayet Resulullah Aleyhisselam Efendimiz şarkılar ve Allahu Ekber, Resulullah geldi, Allahu Ekber, Resulullah geldi nidaları eşliğinde şehre girdi. Sevinç doruk noktasındaydı. Herkes bu kutlu misafiri evinde ağırlamak istiyordu. Bunun için ey Allah'ın Resulü bize misafir ol dediler. Ömründe kimseyi kırmamış olan Efendimiz Aleyhisselam onları gücendirmemek için devesini serbest bıraktı. O memurdur, emrolunduğu yere gider diyerek çözüm yolunu gösterdi. Serbest bırakılan deve biraz gezinerek halen Mescid-i Nebi'nin bulunduğu yere çöktü ve kalkmadı. Resulullah Aleyhisselam daha sonra akrabalarımızdan en yakın kimin evi diyerek etrafındakilere sordu. Ev sahiplerinin en şanslısı olan ve hepimizin tanıdığı Eyyub el-Ensari, işte evim, işte kapısı, buyurunuz ya Resulallah diyerek davet etti. Hazreti Peygamber Aleyhisselam Efendimiz böylece Hazreti Halid bin Zeyd'in evine misafir oldu. O ne güzel misafirdir. Bu misafirlik
Mescid-ün Nebi'nin tamamlanmasına kadar 7 ay sürdü. Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın hicret ettiği yılın Muharrem ayı, Hicri, Kameri takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir. İnsanlık tarihini etkileyen bu hicret, miladi 23 Eylül 622 yılında yapıldı. Resulullah Aleyhisselam Efendimiz hicret ettiklerinde 53 yaşındaydılar. 23 yıl sürmüş olan peygamberliğinin 13 yılı Mekke'de geçmiş, hicretle bu dönem kapanmıştır ve 10 yıl sürecek olan Medine dönemi başlamıştır. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Hazreti Muhammed'in hicreti esnasında Medine'de Evs ve Hazreç adlı iki Arap kabilesiyle Kaynuka, Nadir ve Kureyze oğulları adlı üç Yahudi kabilesi vardı. Araplar Medine'de hakim durumdaydı. Fakat Yahudilerin entrikalarıyla Evs ve Hazreç kabileleri birbirine düşmüştü. Uzun yıllar birbirleriyle savaştılar. Bu savaşların en sonuncusu Buaz Harbi'dir. Tam 120 yıl süren bu savaşta her iki tarafta büyük kayıp vererek zayıf düşmüşlerdi. Bu yüzden hicret esnasında Yahudiler özellikle iktisadi yönden Medine'de hakim durumdaydı. Evs ve Hazreç kabileleri aralarındaki bu düşmanlığın ancak Hazreti Muhammed'in hakemliği, İslam'ın getirdiği adalet, sevgi ve kaynaşmayla ortadan kalkabileceğini anlayarak Müslümanlığa sımsıkı bağlandılar. Gerçekten Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın Medine'ye gelmesiyle bu iki kardeş kabile arasında asırlarca sürmüş olan kin ve düşmanlıktan eser kalmadı. Hicret edenlere muhacir, Medine yerlilerine ise ensar denildi. Resulullah Aleyhisselam Efendimiz Medine'ye varınca göç edenlerle onlara kucak açan Medinelileri kardeş ilan etti. Ensar, dini için her şeyini geride bırakarak gelen bu Müslümanlara kucak açtı. Onlarla ekmeklerini paylaştılar. Evlerinde barındırdılar. İş imkanları bile sağladılar. O kadar sahiplendiler ki muhacirlerle mallarını ve topraklarını paylaşmak istediler. Medine'de bulunan Evs ve Hazreç kabileleri arasında bir düşmanlık vardı. Fahri Kainat Efendimiz her gittiği yere güzellik götürmesinden olsa gerek, Medine şehrine de barış ve güzellik gelmişti. Efendimiz Aleyhisselam'ın ara buluculuğuyla iki düşman kabile arasında adalet, barış ve sevgi hasıl olmuştu. Medine'de Müslümanlara ait bir ibadet yeri yoktu. Namaz vakti girince Resulullah Aleyhisselam neredeyse orada namaz kılıyordu. İslam'ın ilk mescidi Kuba'da yapılmıştı. Medine'de ilk cami, Resulullah Aleyhisselam Efendimizin devesinin Medine'ye ulaştıkları gün çöktüğü yere yapıldı. Mescidin arsası iki yetim çocuğa aitti. Hediye etmek istedilerse de Efendimiz Aleyhisselam kabul etmedi. Değeri altın olarak sadık dost Hazreti Ebubekir tarafından ödendi. Mescidin yapımında Allah'ın elçisi bizzat bir işçi gibi çalıştı. Mescidin temeli taştan, direkleri hurma dalından, duvarları ise kerpiçten yapıldı. Üzeri ise hurma dallarıyla örtüldü. Biri Resulullah Aleyhisselam'ın evine açılan üç kapı yapıldı. Mescid-i Nebi'nin ilk kıblesi kutsal şehir Kudüs'e doğruydu. İnşası 7 ay sürdü. Mescide Efendimiz Aleyhisselam'ın ailesi için odalar da inşa edildi. Mescid-i Nebi'nin inşası bitmişti. Zamanla namaz vakitlerinin insanlara duyurulması ihtiyacı doğdu. Çünkü Müslümanların sayısı artmıştı.
namaza erken gelenler bekliyor, geç kalanlarsa cemaate yetişemedikleri için üzülüyorlardı. Resulullah Aleyhisselam Efendimiz, vahiy gelmeyen konularda ashabıyla istişare eder, onların fikirlerine danışırdı. Namaz vakitlerini bildirmek için gene istişare ediyorlardı. Ashabtan çan çalmak, boru üflemek ve ateş yakmak gibi fikirler dile getirildi. Resulullah Aleyhisselam Efendimiz, çan çalmak Hristiyanların, boru üflemek Yahudilerin, ateş yakmaksa Mecusilerin adetidir diyerek önerileri kabul etmedi. İstişare sonunda bir karara varılamadı. Ashab üzgün bir şekilde evine dağıldı. O gece Ensardan Zeydoğlu Abdullah bir rüya görür. Resul-i Ekrem Aleyhisselam Abdullah'a, "İnşallah gördüğün hak rüyadır. Gördüğünü Bilal'e öğret. Ezanı Bilal okusun. Onun sesi seninkinden gürdür," diye buyurdu. Hazreti Bilal namaz vakti girince öğretilen ezanı okudu. Böylece kıyamete kadar okunacak olan Hakk'a davet başlamış oldu. Müslümanlar Medine'ye göç ettikleri halde rahata kavuşmamışlardı. Aksine düşmanları çoğalmıştı. Hicretten önce sadece Mekkeli müşrikler düşmanlarıydı. Şimdi ise puta tapıcı müşrikler, Yahudiler, münafıklar olarak düşmanları çoğalmıştı. Puta tapıcı müşrikler, Kabe'deki putları ziyarete gelen kabilelerden maddi kazançlar elde ediyorlardı. Bu yüzden Müslümanlığa düşman oldular. Medine Yahudileri ise diğerlerinden farklı değildi. Onlarla anlaşma yapılmasına rağmen sadık değillerdi. Müşriklerle işbirliği içindeydiler. Medine'de Müslümanların güçlenmesi işlerine gelmiyordu. Ve münafıklar. Bunlar bozgunculuklarını daha iyi yapabilmek için Müslüman olmuş görünen kişilerdi. Resul-i Kibriya bu iki yüzlü münafıkları bildiği halde ayıplarını yüzlerine vurmuyordu. Bu davranışı onun ne kadar yüce olduğunu gösteriyor. Çünkü o hayatında kimseye kötü söz söylememişti. Müşriklere bile. İslam'ın ilk yıllarında namaz, kutsal şehir Kudüs'e doğru kılınıyordu. Fahri Kainat Efendimiz, Mekke'de namaz kılarken Kabe'yi arkasına almıyor, mümkün olduğu kadar Kabe'yi kendisiyle Kudüs arasında olacak şekilde kıbleye yöneliyordu. Hicretten sonra Medine'de Mescid-i Aksa'ya yönelirken Kabe arkasında kalıyordu. Bu durum Efendimiz Aleyhisselam'ı üzüyordu. Kıblenin Kabe'ye yönelmesini arzu ediyordu. Çünkü Kabe, Kutlu Nebi'nin atası Hazreti İbrahim'in kıblesiydi. Hicretten 16-17 ay sonra, Şaban ayının 15'ine rastlayan gün, Efendimiz Aleyhisselam, Seleme oğulları mescidinde öğle namazını kılıyordu. Namazın iki rekatı kılınmıştı ki, Bakara suresinin 144. ayeti nazil oldu. Ayette şöyle buyruluyordu: وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ. Ayet nazil olduktan sonra Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselam yönünü hemen Kudüs'ten Mescid-i Haram'a çevirdi. Cemaat de aynı şekilde yönünü çevirdi. Kudüs'e doğru başlayan namaz Kabe'ye yönelerek tamamlandı. Bu olaydan sonra Seleme oğulları mescidine iki kıbleli mescid de denildi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin'in nebiyil ümmi ve
İslam'da asıl olan barıştır. Savaş zorunlu hallerde barış amacıyla yapılabilir. Zulmün önlenmesi, hakkın kabul ettirilmesi için meşru kılınmıştır. 13 seneye yaklaşan Mekke devrinde ve Medine devrinin ilk yılında müşriklerden gördükleri bunca zulüm, işkence ve haksızlığa rağmen müminlere sabırlı olmaları, Allah'ın dinini güzellikle tebliğe çalışmaları emredildi. Savaşa izin verilmedi. Müslümanlardan, ey Allah'ın Resulü, nedir bu çektiklerimiz? İzin ver de şunları gizli gizli öldürelim diye izin isteyenlere, Hazreti Muhammed Aleyhisselam, henüz savaş izni verilmedi, sabredin, Allah'ın yardımı yakındır, çektiğiniz çilelerin mükafatını göreceksiniz diye cevap verirdi. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın getirdiği hak din olan İslam'ın özü barıştı. Savaş ancak zulmün engellenmesi ve hakkın kabul ettirilmesi için meşru kılınmıştı. Mekke'de geçen zulüm günlerinde bile sabredilmiş, tebliğ çalışmalarına önem verilmişti. Ne kadar zalimlere karşı koymak isteseler de bunu yapmadılar. Çünkü onlara savaş izni verilmemişti. Bazen ashab, ey Allah'ın Resulü, neden onlarla savaşmıyoruz diye sorduklarında, Hazreti Peygamber Aleyhisselam, henüz savaş izni verilmedi, sabredin, Allah'ın yardımı yakındır, çektiğiniz çilenin mükafatını göreceksiniz diye onları sakinleştiriyordu. Hicretin ikinci yılına gelinmiş, Müslümanların sayısı artmıştı. Düşmanları çoğalmış ve haince planlar yapmaktaydılar. Hicretin ikinci yılında, Safer ayında, zulüm ve haksızlığa uğratılarak kendilerine savaş açılan kimselere, müminlere savaş izni verildi. Allah onlara yardım etmeye kafidir. Onlar, Rabbimiz Allah'tır dediler diye haksız yere yurtlarından, Mekke'den çıkarıldılar anlamına gelen Hac suresinin 39-40. Ayetleriyle savaşa izin verildi. Kureyşliler savaş masraflarını karşılamak için Ebu Süfyan yönetiminde Şam'a kervan yollamışlardı. Dönüşte Medine'den geçeceklerdi. Kervanda Kureyşlilerin Müslümanlardan gasp ettikleri mallar da vardı. Allah'ın elçisi bunu haber aldı ve işte Kureyş kervanı. Onun içinde sizin de mallarınız var. O kervanın önünü kesiniz diye buyurdu. Müslümanlar harekete geçtiler. Bu durumu gören Ebu Süfyan, Mekke'ye haber yollayarak destek istedi. Mekkeliler hazırlanarak Medine'ye doğru yola çıktılar. Sayıları 950 idi. 200 atları vardı. Yanlarına kadınlarını ve şarkıcılarını almışlardı. Kendilerini her yönden üstün görüyorlar ve Müslümanları hezimete uğratacaklarını düşünüyorlardı. Ama inananların en büyük destekçilerinin Allah olduğunu idrak edemiyorlardı. Gözlerini kin bürümüştü. İnananlar müşriklere göre sayıca azdılar. İmkanları da kısıtlıydı. Zaten savaş için değil, kervana el koymak için yola çıkmışlardı. Resulullah Aleyhisselam durumu anlatarak istişare etti. Muhacirlerden biri, "Biz seninle beraberiz. Biz İsrailoğullarının Musa'ya dedikleri gibi, sen ve Rabbin gidip savaşın demeyiz. Biz seninle beraber savaşacağız," dedi. Resulullah Aleyhisselam Efendimiz Ensar'ın da fikrini almak istedi. Ensar'ın ileri gelenlerinden Sa'd bin Muaz kalkarak, "Ey Allah'ın Resulü, biz sana iman ettik ve seni doğruladık. Getirdiğin her şeyin hak olduğunu kabul ettik. Sen nasıl istersen öyle yap. Biz seninle beraberiz. Allah'a güvenerek düşmanın üzerine gidelim," dedi. Allah'ın elçisi bu konuşmalara memnun oldu. Nihayet miladi 624 yılının 13 Mart sabahı, Cuma günü küfür ordusuyla canını Allah yolunda adayanların ordusu Bedir'de karşılaştı. Düşman ordusu sayı, silah, tecrübe ve maddi kuvvet bakımından Müslümanlardan üstündüler. İslam ordusunda eksiklikler olsa bile Allah'a olan güvenleri tamdı. Çünkü o en büyük yardımcıydı.
Efendimiz Aleyhisselam müşriklerin kuvvetini görünce ellerini semaya kaldırdı ve "Ya Rab, işte kibirli ve gururlu Kureyşliler. Senin dinini ortadan kaldırmak için geldiler. Sana meydan okuyor, peygamberini yalanlıyorlar. Ya Rabbi, bana vaat ettiğin yardımı gönder. Eğer bir avuç mümin yok olursa, yeryüzünde sana ibadet ve kulluk edecek kimse kalmaz. Allah'ım, benden yardımını esirgeme," diye dua ederek ilahi dergaha yöneldi. Daha sonra Müslümanlar ve Kureyşliler karşı karşıya geldiler. Üç Kureyşli öne çıkarak, "Ey Muhammed aleyhisselam, bize denk adam çıkar," diyerek rakip istediler. Resulullah aleyhisselam, "Ubeyde bin Haris, sen kalk. Hamza, sen kalk. Ali, sen kalk," diye seslendi. Vuruşmaya başladılar. Üç inanan insan, üç Kureyşli kafiri öldürdü. Savaş başladı ve iki ordu birbirine girdi. Savaş şiddetlenmişti. Adam adama savaşıyorlardı. Allah'ın elçisi, "Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, bugün kafirlerle savaşan, sabırla onlara karşı duran, geriye koşmayan ve bu uğurda şehit olan herkesi Allah cennetine koyacaktır," diyerek Müslümanları teşvik ediyordu. Ebu Cehil başta olmak üzere diğer müşrik liderleri mücahitler tarafından teker teker öldürülüyordu. Düşman birlikleri bu durumu görünce bozguna uğradılar. Savaş alanında 70 ölü ve 70 esir bırakarak kaçtılar. Müslümanlardan 14 kişi şehit olmuştu. Zaferden sonra Bedir'de kalarak şehitleri defnettiler. Esirlerden fidyelerini ödeyebilenler serbest bırakıldı. Ödeyemeyenlere ise 10 Müslüman kişiye okuma yazma öğrettikleri takdirde serbest bırakılacakları söylendi. Savaş hakkın zaferiyle sonuçlanmıştı. Hazreti Peygamber Bedir'den önce Medine Yahudileriyle anlaşma yapmıştı. Yahudiler Hazreti Peygamber'in aleyhisselam hak peygamber olduğunu bildikleri halde düşmanlık yapıyorlardı. Yapılan antlaşmayı ilk bozan Kaynuka Yahudileri oldu. Böylece 700 kişiden oluşan Kaynuka Yahudileri Medine'den çıkarılarak Şam tarafına sürüldüler. Ele geçirilen mallar devlet hazinesine konuldu. Topraklarsa toprağı olmayan Müslümanlara dağıtıldı. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Bedir'de reislerinin çoğunu kaybeden Kureyşliler İntikam ateşiyle yanıyorlardı. Bedir'den 13 ay sonra Ebu Süfyan'ın başkanlığında Darü'n-Nedve'de toplanarak bir ordu toplayıp Medine'yi basmaya ve Müslümanlardan öç almaya karar verdiler. Ebu Süfyan'ın komutasında ücretli askerler de dahil 3000 kişilik bir orduyla Medine üzerine yürüdüler. Orduda 300 deve, 700 zırhlı 200 süvari vardı. Hazreti Peygamber aleyhisselam Medine'de kalıp şehri müdafaa etmek istiyordu. Bedir'e katılmayan Müslüman gençler, "Biz böyle bir günü beklemekteydik. Düşmanla Medine dışında savaşalım," diye ısrar ettiler. İslam ordusu 639 kişiydi. Hicretin 3. yılına gelinmişti. Bedir Savaşı'nın üzerinden ancak bir yıl geçmişti. Kureyşliler bu savaşta büyük yenilgiye uğramış, Ebu Cehil de dahil ileri gelenlerini kaybetmişlerdi. Bedir'in öcünü almak için Ebu Süfyan önderliğinde yeni bir müşrik ordusu kurdular. Hazreti Muhammed aleyhisselam Mekke'de bulunan amcası Abbas tarafından bir mektupla uyarıldı. Bu arada Kureyş ordusu Medine'ye 5 kilometre kadar uzaklıktaki Uhud dağı eteklerine karargah kurmuştu. Resulullah aleyhisselam toplanan ordusunu teftiş etti
ve sancağı Mus'ab bin Umeyr'e verdi. Sayıları 1000 kadardı. Allah'ı anarak yola çıktılar. Yolda Ubey oğlu Abdullah Resulullah'a, "Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen bizim gibi yaşlı ve tecrübelileri dinlemeyip çocukların sözüne uydun. Ben meydan savaşını istemiyorum," dedi. Daha sonra bunu bahane ederek kendisine bağlı 300 münafığı da alarak geri döndü. Vay onların haline ki inanır gözüküyorlardı. Böylece inananların sayısı 700'e düşmüştü. Ama olsun, zaten Allah sabredenlerle beraber değil miydi? Peygamber Efendimiz aleyhisselam yola inananlarla devam etti. Savaş yerine ulaşınca ordusunun arkasını Uhud dağına vererek Medine'ye karşı saf yaptı. Solundaki Ayneyn tepesine Cübeyr oğlu Abdullah komutasında 50 okçu yerleştirdi. Onlara, "Galip de gelsek, mağlup da olsak, benden bir emir gelmedikçe yerinizden ayrılmayacaksınız. Şu vadiden düşman atlıları dolaşarak bizi kuşatabilir. Onlara geçit vermeyin," diye emretti. Ebu Süfyan komutasındaki müşrik ordusu 3000 kadardı. Savaşa Ebu Süfyan'ın karısı da katılmıştı. Bedir'de ölen babası ve kardeşinin öcünü almak istiyordu. En çok Hazreti Hamza'ya diş biliyordu. Çünkü babasını o öldürmüştü. Öcünü almak için ismi gibi vahşi olan zenci bir köleyi ayarlamıştı. Eğer Efendimiz aleyhisselamın amcası Allah'ın arslanı Hazreti Hamza'yı öldürürse ona özgürlüğünü vaat etmişti. Saldırı başladı ve iki ordu birbirine girdi. Müşrikler iman kuvvetiyle saldıran Müslümanlar karşısında kayıplar vermeye başladılar. Bozguna uğrayıp sağ ve sol kanadı geri çektiler. Kureyşli kadınlar kaçan askerlerini savaşa teşvik ediyordu. Ama nafile, iman kuvveti küfre üstün gelmişti. Böylece ilk başta Müslümanlar galip geldiler. Kaçan düşmanı sonuna kadar takip etmeden ganimetleri toplamaya başladılar. Bu durumu gören Ayneyn tepesinde görevli olan okçular, "Savaş bitti, zafer bizimdir, biz de ganimetleri toplayalım," dediler. Komutanları Abdullah bin Cübeyr, "Arkadaşlar, Resulullah aleyhisselamın emrini unuttunuz mu? Ona söz verdik, yerimizden ayrılamayız," diye ısrar ettiyse de okçular dinlemediler. Geriye Abdullah ve 8 sadık askeri kalmıştı. Müşriklerin sağ kanadında komutanlık yapan ve daha sonra kılıcını İslam yolunda kullanacak olan Halid bin Velid bu durumu gördü. Askerlerini boşalan tepeye doğru sürdü. Abdullah ve 8 askerini şehit etti. Müslümanları arkadan sardılar. Diğer müşrikler de hücuma geçtiler. Müslümanlar önden ve arkadan kuşatılmıştı. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Savaşı kazanmışken kaybetmeye başladılar. Ortalık karışmıştı. Bu esnada kalbi adı gibi vahşi olan Habeşli köle, kendisine verilen görevi yerine getirerek Allah dostu Hazreti Hamza'yı mızrakla şehit etti. Bunu haber alan Ebu Süfyan'ın karısı Hind, koşarak Hazreti Hamza'nın yanına geldi. "Ey Hamza, senden öcümü alacağım," diyerek karnını yarıp ciğerini çıkardı. Bu kadar vahşi ve katı bir kalbe sahip olan Hind bile daha sonra yaptıklarına pişman olacak ve Allah'ın nuruyla aydınlanacaktır. Çünkü Yüce Allah'ın rahmeti herkesi saracak kadar geniştir. Kargaşa devam ederken bir müşrik, İslam ordusunun sancaktarı Mus'ab bin Umeyr'i şehit etmiş ve onu Resulullah aleyhisselama benzeterek "Muhammed'i öldürdüm," diye ilan etmişti. Bu söylenti üzerine İslam ordusunda kargaşa başladı. Bu karışıklıktan faydalanan müşrikler Efendimiz aleyhisselamın yanına kadar sokuldular. Onu hafifçe yaraladılar. Atılan bir taşla mübarek dişi bile kırılmıştı. Nihayet Ka'b bin Malik Efendimiz aleyhisselamı gördü ve "Ey müminler! Resulullah aleyhisselam burada," diye haykırdı. Kâb'ın sesini duyan Müslümanlar
Resulullah Aleyhisselam'ın yanına geldiler. Ondan kuvvet alarak toparlandılar ve müşriklerin saldırılarını durdurdular. Üstünlük onların lehine olduğu halde savaşa devam etmeye cesaret edemediler. Müslümanlar bu savaşta 70 şehit verdiler. Resulullah Aleyhisselam şehitlerin aralarında dolaşırken amcası Hazreti Hamza'yı gördü. Onu da şehit etmişlerdi. Bu duruma çok üzüldü. Gözlerinden yaşlar süzülmeye başladı. Hele şehit edildikten sonra ona yapılan işkence üzüntüsünü iyice artırıyordu. Şehitler yıkanmadan defnedildi. Müslümanlar bu yenilgiye çok üzüldüler. Allah Resulüne onların kalplerindeki hüznü giderecek Ali İmran suresinden ayetler indirdi. Ayette şöyle buyruluyordu: وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهُ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةِ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَى عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Uhud Savaşı'ndan sonra Medine Yahudilerinden olan Nadir oğulları yaptıkları anlaşmayı bozduklarını söylediler. Hazreti Peygamber aleyhisselam onlara barış teklif etse de kabul etmediler. Bunun üzerine Medine'den sürüldüler. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Müslümanlarla Yahudilerin arası açılmıştı. Medine'deki Yahudi kabilelerinden biri iken sürülen Nadir oğulları kabilesi Hayber'e yerleşmişti. Bunlar Mekkeli müşrikleri Müslümanlara karşı sürekli kışkırtıyorlardı. Diğer Arap kabileleri de Kureyş'in müttefiki oldular. Medine'den sürülen Nadir oğulları Yahudileri Müslümanlardan öç almak istiyorlardı. Kureyşli Araplara teklif götürerek savaşmak istediklerini ilettiler. İstekleri kabul görünce Ebu Süfyan komutasında 10 bin kişiden oluşan bir küfür ve şirk ordusu meydana getirdiler. Bunların gayesi Medine'yi basıp Müslümanları yok etmekti. Resul-i Ekrem aleyhisselam Mekke'deki hazırlıkları düşman ordusu harekete geçmeden haber aldı. Komutanların komutanı olan Efendimiz, gücünü birleştirmiş bu şirk ordusuna karşı nasıl hareket edeceklerini istişare etti. İstişare sırasında kendisi İranlı olan Selman-ı Farisi, "Ya Resulallah aleyhisselam, İran'da düşman saldırısından korunmak için şehrin etrafına hendek kazarlar. Biz de öyle yapalım." diyerek fikrini söyledi. Hazreti Peygamber Selman'ın bu görüşünü beğendi. Hemen işe koyuldular. Düşmanların atlarla bile geçemeyecekleri genişlikte hendekler kazıyorlardı. Mevsim kış, havalarsa soğuktu. Bu şartlar altında çalışmak onları zorluyordu. Bizzat Resulullah aleyhisselam bile toprak taşıyor, Müslümanları cesaretlendiriyordu. Nihayet düşman askeri gelmeden yaklaşık 5,5 kilometre uzunluğunda ve bir atın karşıya sıçrayamayacağı uzunlukta ve derinlikteki hendekler tamamlandı. Müslümanlar 3000 kişiydiler. Ebu Süfyan komutasında 10.000 kişiden oluşan müşrik ordusu Medine'ye gelince hendeyi gördü. Hepsi hayretler içinde kalmıştı. Bu durumu akılları kabul etmiyordu. Çünkü böyle bir şey ancak iman kuvvetiyle yapılırdı.
İmandan uzak olan kalpleri ve akılları bu durum karşısında zorlanıyordu. Onlar Medine'ye girer girmez Müslümanları yok edeceklerini hayal ediyorlardı. Müşrik askerleri Hendek'in doğu ve batı kısmında karargah kurup kuşatmayı başlattılar. Bu arada Medine'de bulunan Beni Kurayza Yahudileri Müslümanlara ihanet ederek saldırıya geçtiler. Kuşatma uzadıkça müşrikler de usandılar. Zaten onlar birkaç saatlik kuşatma için gelmişlerdi. Düşman askerlerinden birkaçı Hendek'in dar yerlerinden hücuma geçseler de Hazreti Ali tarafından öldürüldüler. Ertesi gün kuşatmanın en sıkıntılı ve zor günü oldu. Bir taraftan müşrikler, diğer taraftan Kurayza Yahudileri hücuma geçtiler. Müslümanlar iki düşman arasında kaldılar. Çok sıkıntı içine girmişlerdi. Yiyecekleri olmadığından açlıkla karşı karşıyaydılar. Resulullah Aleyhisselam Rabbine dua etmeye başladı. Ey Kur'an'ı indiren ve hesabı tez gören Rabbim! Şu düşman topluluklarını hezimete uğrat, onların iradesini boz diye dua etti. O gece çok soğuk oldu. Müthiş bir rüzgar çıktı. Ortalığı kasıp kavurdu. Müşriklerin çadırları, eşyaları her tarafa dağılmıştı. Müşrikler bu fırtınaya dayanamayarak geri döndüler. Resulullah Aleyhisselam, "Bundan sonra sıra bizde. Müşrikler artık üzerimize gelemeyecek. Biz onların üzerine gideceğiz." diye buyurdu. Üç bölümlük Kainatın Efendisi Hazreti Muhammed belgeselinin ikinci bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu ikinci bölümde hicreti ve Medine'de İslam toplumunun vahiy ile nasıl yapılandığını anlattık. Hazreti Peygamber'in barış için verdiği mücadeleyi getirdik ekranlarınıza. O Resulullah'tı. O Hatemül Enbiya'ydı. O alemlere rahmetti.